24 yaşına yeni girmiş bir gencim. Çocukluğu zorlukla geçmiş bu kardeşiniz, hafız olduktan sonra yaptığı yanlış arkadaş tercihi nedeniyle içkiye alışmış, sonrasında da Allah'ın yardımı ve ihsanıyla içki batağından kurtulup yeniden Rabbinin eşsiz merhametine sığınmış biridir. Müminin mümine dua etmesi gerekir. Sizlere dua eder, sizlerden de duanızı beklerim. İnsanın bir yetişkin olduğunda sağlam bir duruşa sahip olabilmesi için çocukluk dönemi çok önemlidir. Benim çocukluğum çok zor şartlarda geçti. Ya mevsimlik işçilik yapardım veya çobanlık. Arkadaşlarım top oynarken ben onları izler, ben de oynamak isterdim. Bazen bir iki kez vurayım derken dayanamaz dalardım oyuna. Babam da oyun oynadığım için çok sinirlenir, sinirini beni tesisat su borusuyla döverek çıkartırdı. Oyun oynamam gereken ilkokul çağlarında babam beni çobanlığa alıştırmaya çalışıyordu. Ama annem buna engel olmaya çalışır, "Benim oğlum hafız olacak," diyerek bana destek olurdu. Derken aradan yıllar geçtikten sonra biz memlekete döndük ve bizimkiler yıllarca çalışarak birikim yaptıkları o paranın bir kısmıyla 3 katlı bir daire yaptırdılar. Artık kendi memleketimizde yaşayacak ve burada okula gidecektim. Okula başladığımda koyu esmer tene sahip olduğum için çok dışlandım ve okulda hiçbir zaman sevilmedim. Neden bilmiyorum ama ten rengim yüzünden arkadaşlarım hep ırkçılık yaparlardı bana ve ben de bu tutumlardan dolayı çok üzülürdüm. Bir ara bu üzüntülere artık daha fazla dayanamaz olunca ablamın kızıyla yer değiştirmeye karar verdik. O memlekette kalacaktı. Ben de onların evine gidecektim. Konya'da birkaç gün kaldıktan sonra ablam dönüyoruz dedi. Meğer abim evlenecekmiş. Erken döneceğim için biraz üzülmüştüm ama eve geri geldiğimizde bizim evin yerine başka bir eve gittik. Sonradan öğrendim ki kendi evimiz satılmış ve biz bu nedenle kiraya geçmek zorunda kalmışız. Eve döndüğüm zaman babam evde yoktu. Anneme babamı her sorduğumda "Amcana ya da halana gitti," diyerek beni oyalardı. İçimde bir şüphe uyandığından ben de yalan söyleyemeyeceğine güvendiğim için ablamın kızına sormak istedim ve ona "Babam nerede?" diye sorduğumda "Dede evden gitti," dedi. "Neden?" diye sordum ama keşke sormaz olaydım. "Bana dokunmak istedi," dedi. Bana öyle dedi ama ben daha küçük olduğumdan o an söylediği sözden bir şey anlamamıştım. Ne demek istediğini ve işin aslını annem akrabalara dert yanarken öğrendim. Ve o zaman anladım ki annemle babam boşanmışlar. Onlar boşandıktan sonra benim hayatla sınavım ta çocuk yaşta başlamış, sanki hayatın tüm yükü omuzlarıma binmişti. Yaşadığım stres yetmezmiş gibi annemle babamın boşanmasından sonra abilerim nedenini tam bilmediğim bir olaydan dolayı birbirine girip kavga ettiler ve önce büyük olan sonra da ortanca abim evi terk etti. Abilerim evden gidince evde sadece annemle ben bir başımıza kaldık ve gelirimizde olmadığından birkaç ay sonra önce elektrik sonra da su kesildi. Evde elektrik olmadığından eski de olsa çalışır durumdaki MP3 çalarımı komşuda şarj etmeye gider, akşam da annemle birlikte dinler, hem ağlar hem de gülerdik. Annem bazen hüzünlü olurdu ve nedenini bana söylemezdi. Ama meğer nedeni babammış. "Babam, daha biz dünyada yokken büyük olan iki ablama daha 9 veya 10 yaşlarındayken 3 ay boyunca tacizde bulunmuş. Ve ben bunu annem arkadaşlarına derdini anlatırken duydum. Duyduğum şeyle yıkılmıştım ve psikolojim de iyice bozulmuştu. Anneme, "Artık bu konuyu kimseye anlatma. Yeter artık," dediğimde babama olan kızgınlığından olacak bana kızdı ve "Sus be, sen de onun oğlu değil misin?" derdi. Babamızı seçme şansımız yoktu ama ben onun gibi değildim ve asla da olmayacaktım. Hayatla olan imtihanım bitmemiş olacak ki bir süre sonra kimsesizler yurduna düşmek zorunda kaldım. Annemi kuzenleri evlendirmek istedikleri için bir yere göndermeselerdi, bir şekilde kaçıp gelip beni oradan aldı ve yatılı bir Kur'an kursuna verdi. Ve 2 hafta sonra öğrendim ki başka bir şehre dayım ve kuzenleri tarafından evlendirilmiş. Annem evlenmiş olmasına rağmen beni yalnız bırakmadı ve beni de evlenip gittiği şehirdeki bir Kur'an kursuna aldırdı. Orada da bana karşı tavırlar değişmemiş, yeni arkadaşlarım tarafından dışlanmıştım.
Bu durum birkaç sene daha devam etmiş olsa da ben yine de pes etmemiş, hafız olmayı başarmıştım. Ben hafız olduktan birkaç ay sonra ortanca abim evlendi ve ben de hafızlık bittikten sonra direkt olarak okula devam etmek istemedim ve bir süre abimin yanında kalmak istedim. Abimlerde kaldığım o ilk aylar güzeldi ama yengem tabii sonra da beni istemedi. Ben alıngan biri olduğumu anlayınca üstüme gelmeye başladı ve söylediği sözlerle beni bıktırdığından evden ayrılmak zorunda kaldım. Oradan ayrıldıktan sonra ben de annemin yanına gittim. Ama o da eşiyle sürekli tartışmaktaydı. Onlar bu duruma alışkın olsalar da benim psikolojim bu durumu kaldıramıyordu. Zaten moralim alt üst olmuş bir durumda olduğundan ben de orada üvey babamla kavga ettim. Üvey babam bana bir şey yapamayacağını anlayınca bıçak çekti ve bana saldırdı. Annem de bizi ayırmak isterken elini kestiğinden o gün karakolluk olduk. Artık annemle de kalamayacağımdan orayı da terk etmek zorunda kaldım. Ve oradan da İstanbul'a gittim. Oraya gidince bir süre sonra kendime ev tutup sanayide çalışmaya başladım. Koltuk döşeme işinde çalışmaktaydım. Ve en küçükleri ben olduğum için her işi üstüme yıktılar. Zayıf ve güçsüz olduğum için dayanamıyor, çok yoruluyordum. Bu nedenle buradan da ayrılmak zorunda kaldım. Bir hafta işsiz kaldım ve bu süre içerisinde girdiğim arkadaş ortamları alkole başlamama neden oldu. Ve bir süre onlarla takıldıktan sonra garson olarak çalışmaya başladım. Alkol kullanmaya devam ettiğimden eve her gidişimde alkol alır öyle giderdim. Birlikte takıldığım ve arkadaşım zannettiğim insanların kendi arkadaşlarına ihanet edecek kadar pislik olduklarını ve kardeş dedikleri kızı yataklarına aldıklarını anlayınca bunu kabul etmeyip evi de işi de bıraktım. Hatta o şehri bile terk edip başka bir şehre gittim. Gittiğim yerdeki otellerde garson olarak çalışmaya başladım. Orada da her gece alkol alır eve öyle giderdim. Ama ondan önce söylemeyi unuttuğum bir şey var. Daha önce kaldığım şehirdeki ev sahibi de her gün bana el uzatmaya çalışırdı. Çaresiz olduğum için susar, uzaklaşmaya çalışırdım. Geldiğim bu şehirde ise saflığımı anlayan biri bunu kullanarak beni kandırıp bir miktar param alıp beni dolandırdı. Dışarıdan bakıldığında kötü biri gibi görünsem de aslında öyle biri değildim. Hamurum Kur'an'la yoğrulmuş olduğundan artık daha fazla dayanamadım ve gidecek tek kapı olan Allah'a tevbe ettim. Ona sığındım. Elhamdülillah beni geri çevirmedi. Hayat devam ediyordu ve etmeye de devam edecekti. Ama benim de hayat tecrübem yaşaya yaşaya artmış, insanları daha iyi tanır olmuştum. Ve artık arkadaşlık yaptığım insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Şeklindeki hadisi şerifi öğrendiğimden beri artık arkadaşlarımı daha dikkatli seçer oldum ve hayatım düzene girdi. Hayatta her şey başımıza gelebilir. Bu dünya imtihan dünyası. İmtihanı kaybedenlerden olmamak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.